Herkese merhabalar. Bu videoda güz dönemine başlarken özellikle yeni kayıtlanan öğrencilerimize yönelik üniversitemiz öğrenme yönetim sistemi olan online DO'nun kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır. Bu bilgilendirmelere başlamadan önce bu süreçte faydalı olacağını düşündüğümüz birkaç ön bilgiyi de iletmek istiyoruz. Dilerseniz videomuza başlayalım. Öncelikle online DO'yu neden kullanıyoruz? Size bu konuda bilgi vermek istiyorum. Online DO kullanmamızın birden fazla amacı olabilir. Bir uzaktan eğitim programının öğrencisi olabiliriz. Ya da yüz yüze yürütülen örgün veya ikinci öğretim programlarında bazı derslerimizi uzaktan eğitimle alıyor olabiliriz. O zaman da online DO kullanıyoruz. Bu uzaktan eğitimle yürütülen derslerimize katılmak için. Yine yüz yüze gerçekleşen ama hocalarımız ve eğitmenlerimiz tarafından dersle ilgili materyallerin paylaşılması amacıyla mevcut yüz yüze derslerinizi desteklemek için de online DO'yu kullanabilirsiniz. Burada dersin hocaları, ders materyalleri, ödevler, proje ve diğer iletişim amaçlı araçlarımızı kullanabilmektedir. Yani online DO'yu gördüğünüz gibi bu üç başlık altında kullanabiliyoruz. Peki önemli bilgiler nelerdir? Birazcık bunlara değinelim. Öncelikle uzaktan eğitim yoluyla tüm üniversitemizde yürütülen derslerin genel olarak adresi online.do.edu.tr. İster uzaktan eğitim programının öğrencisi olun, isterseniz de yüz yüze yürütülen bir programda herhangi bir dersinizi uzaktan eğitimle yürütüyor olun ya da dediğimiz gibi uzaktan eğitimle olmayan tamamen yüz yüze olan bir dersinizin de ders materyallerinin paylaşımı yine bu online.do.edu.tr adresinden gerçekleşmektedir. Bir tek tıp fakültesi öğrencilerimiz uzaktan eğitimle derslerini desteklemek amaçlı sistemi kullanmak isterlerse online.tip.do.edu.tr adresinden girişlerini yapmaları gerekiyor. Buradaki bloklar üzerinden derslerini takip edebilirler veya hocalarımızın paylaşımlarını takip edebilirler. Yine online.do.tr'yi girdiğinizde karşınıza çıkan sayfa bu şekilde. Bu eğitimde de aslında sizlere online.do üzerinden sistemi kullanımını anlatacağız ama online tıp ve online.do'nun kullanımı aslında aynı. Sadece girdikleri adresler farklı diyebiliriz. Ama online.do'da ayrıntılara girmeden önce sizlere de aslında bu sistemi kullanmanızda fayda sağlayacak birkaç ön bilgiyi vermek istiyorum. Öncelikle bu sistemi kullanımıyla ilgili burada anlatacağımız birçok bilgiyi daha sonra erişmek isterseniz de Uzaktan Eğitim Merkezimizin web sayfasında destek bölümünde hem öğrencilerimize hem eğitmenlere yönelik hazırlamış olduğumuz videoları izleyebilirsiniz. Çeşitli iletişim kanallarından telefonla veya e-postayla bizlere ulaşabilirsiniz. Bunu da destek amaçlı dozem.edu.tr sayfasını kullanabilirsiniz. Tabii ki de uzaktan eğitimle yürütülen veya desteklenen dersler kapsamındaki sorularınız için. Ama bunun dışında mesela öğrencilik işlemleriniz, kayıt veya kayıt yenileme işlemleri, not döküm talepleriniz, sınavlara itiraz durumlarınız, sistemde yani online'da eksik veya fazla ders görünmesi veya da aynı şekilde Debis'te bunun görünmesi için fakülte, yüksekokul ve enstitüdeki özellikle öğrenci işleri biriminden destek alabilirsiniz. Eğer teknik olarak online DO'da bir problem yaşıyorsanız da DOZAM olarak dediğim gibi iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Ders programlarınız, notlarınızın ilanı, kayıtlı olan dersleriniz gibi bilgilerin hepsini debis.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. Buraya öğrenci numaranız @ogr.edu.tr ve Debis şifrenizle giriş yapıyorsunuz. Eğer bir e-posta aldıysanız e-posta ad soyad ve @ogr.edu.tr şeklinde de buraya giriş yapabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi ders programı ve notlarınızın ilanı Debis sayfası üzerinden erişilebilir durumdadır. Eğer Debis veya online DO ile ilgili hesap işlemleriniz varsa bunları da Debis HS yani Debis hesap sistemi sayfası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ekranda zaten linkini paylaştık. Bu videonun sonunda da daha doğrusu videonun altında da önemli linkleri sizlerle paylaşacağız. Yeri gelmişken söyleyeyim.
Burada herhangi bir şifre problemi yaşarsınız, bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz. Ya da kişisel e-posta bildirimlerinizi almanızı istediğiniz e-postanızı tanımlamak isterseniz de yine bu sayfa üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Online Doğu'ya peki nasıl giriş yapıyoruz? Online Doğu'da kullanıcı adınız her zaman öğrencinumarası@ogr.edu.edu.tr şeklinde yazılmaktadır. Ve yine Debis şifrenizle girmektesinizdir. Fakat zamanla 9 Eylül Üniversitesi'ne öğrencilerine yönelik e-posta alma ihtiyacınız doğabilir. Dolayısıyla bu işlemi yaptıktan sonra eğer ad soyadlı bir e-postanız varsa online girişlerde problem yaşamamanız adına da yine debis.hs.edu.tr'de DEUZEM öğrenci numarası eşleştirme ekranı menüsünden iki hesabınızın şifresini aynı hale getirerek şifre giriş problemlerinizi de önlemiş olursunuz. Ama her zaman bu işlemi yapsanız bile, herhangi bir ad soyadlı e-postayı alsanız bile online DEU'da ancak öğrencinumarası@ogr.edu.tr kullanıcı adıyla giriş yaptığınızda derslerinizi görürsünüz. Bunu da mutlaka unutmayın diyorum size. Sisteme girdiğinizde bazen öğrencilerimiz ad soyadlarında farklı karakterler, farklı son bölüler görebilirler. Şekilde gözüktüğü gibi. Bunu düzeltmenin bir yolu da sizlerle bir link paylaşacağım burada. Gördüğünüz gibi bu link üzerinden giriş yaptığınızda da bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedik. Bu önemli ve süreçte size fayda sağlayacak bilgilerden sonra gelin şimdi online DEU'yu nasıl kullanıyoruz? Bunlar hakkında size bilgiler verelim. Adres satırına online.deu yazdığınız zaman online.deu.edu.tr yazdığınız zaman gördüğünüz gibi karşımıza öğrenme yönetim sistemimiz çıkmaktadır. Buraya girdiğiniz zaman sisteme giriş yapmadan önce size kısaca ana sayfadaki bilgileri paylaşmak istiyorum. Az önce verdiğim kullanıcı bilgisiyle alakalı bilgilendirmeler yine burada var. Ve eğer sistemin kullanımıyla ilgili destek almak isterseniz de DEUZEM web sayfamıza yönlendiren linkler de burada bulunmaktadır. Yine sol tarafta faydalı olabilecek bilgilendirmeler veyahut da üniversitemiz kütüphanesine veyahut da şifre sıfırlama işlemlerinize yönlendirebilecek linkler bulunmaktadır. Peki nasıl giriş yapıyoruz sayfamıza? Demin ne demiştik? Öğrenci numarasıyla size verilen öğrenci numarasıyla giriş yapıyoruz. Mutlaka @ogr.deu.edu.tr kısmını da eklemiş oluyoruz. Şifremize de yine Debis şifremizle giriş yapabiliriz. Girdiğinizde karşınıza derslerinizin de gözüktüğü menü çıkacaktır. Kısaca bu menümüzü de anlatalım sizlere. İlk girdiğinizde genel bakış kısmı var. Bu genel bakış kısmında sizlerin atanmış olduğunuz tüm dersler, yine bu tüm derslere ait dönem içerisindeyseniz şayet takvim, duyurular ve mesajlar içerisinde paylaşılmış bilgilendirmeleri de burada görebilirsiniz. Üst tarafta ana sayfa sekmesini ilk başta görüyorsunuz. Diğer sekmelerde ise sizlerin bu dönemde ister uzaktan eğitimle, isterseniz de yüz yüze dersiniz destek amaçlı ama bu dönemde aldığınız dersler sıralanacaktır. Eğer ikinci, üçüncü sınıfa geldiğinizde burada eski derslerinizi de görebilirsiniz. Bunun için de eğer bulunduğunuz dönem haricindeki dersleri üst sekmede gözükmesini istemiyorsanız da sağ üst köşedeki şu 9 tane kareyi gördüğünüz yere tıkladığınızda bakın burada bütün dersler var. Eski derslerim gözükmesini istediğinizde başlarındaki sarı yıldızı kapattığınızda beyaz yıldızı dönüştürdüğünüzde üst sekmede sadece bulunduğunuz döneme ait dersler gözükecektir. Bunları siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İsterseniz sık kullananları düzenle diyerek de yerlerini mouse yardımıyla değiştirebilirsiniz. Bakın tekrardan sayfayı yenilediğimde üst sekmedeki derslerimin yerlerinin değişmiş olduğunu gördüm. Peki ana sayfa ne? Herhangi bir derse atanmamış olsanız bile her zaman ana sayfa vardır. Fakat bu derslerinizden bağımsız bir kısımdır. Yine burada kendi kişisel bilgilerinizi güncelleyebildiğiniz, işte kendinizi tanıtan bir fotoğrafı yükleyebildiğiniz bir alan var. Yine paylaşmak istediğiniz, diğer kullanıcılarla paylaşmak istediğiniz bilgilerinizi burada giriş yapabilirsiniz. Takvim aracı ister sizin kendi kişisel takviminiz olsun, isterseniz de tüm derslerinize ait ortak bir takvim olarak düşünebilirsiniz. Aslında genel bakış içerisindeki takvimle de aynı. Eğer burada gözükmesini istediğiniz, takvimde gözükmesini istediğiniz etkinliklerin hangilerinin olduğunu belirlemek isterseniz de
hiçbir şekilde takvimleri birleştir kısmından derslerinizi seçerek hangisine ait bilgilendirmelerin, duyuruların takvimler aracında gözükmesini istiyorsanız bunları tanımlayabilirsiniz. Belki eski dönemdeki derslerinizin gözükmesini istemezsiniz. Bunları ona göre düzenleyebilirsiniz. Buradaki kaynaklar aracı sizin kendi kişisel kaynaklar aracınız ve bu derslerden bağımsızdır ana sayfanın içindeki. Duyurular yine tüm içinde olduğunuz derslerin bütün duyuruları tek bir sayfada size karşınıza çıkmaktadır. Toplu olarak buradan takip edebilirsiniz. Ders oluşturma kısmı aslında siz oluşturmuyorsunuz, sadece oluşturulan dersleri görüyorsunuz. O yüzden sizden bir ders oluşturmanız beklenmiyor. Bu sadece aracın ortak adı. Siz sadece sizlere açılmış olan dersleri burada görüntüleyebiliyorsunuz. İsterseniz çok fazla ders varsa buradaki sorgulama türlerinden de bunları ekranınıza değiştirebilirsiniz. Yine ayarlar kısmına girdiğinizde hangi araçlarda yapılan etkinlikler hakkında bilgilendirme, duyurular hakkında bilgilendirmeler almak isterseniz bunları burada tanımlayabiliyorsunuz. Mesela dil seçeneğinizi daha rahat kullanabildiğiniz bir dil varsa da o dil seçeneğini buradan seçerek arayüzünüzün dilini değiştirebiliyorsunuz. Bu şekilde ana sayfayı anlattıktan sonra gelin bir tane dersimize girelim. Şöyle dersinizin yanında bir ok işareti var gördüyseniz. Buna tıkladığınızda dersinizdeki tüm araçları ya da ekrana sığan araçları burada görebilirsiniz. Direkt buradaki aracı tıklayarak da o dersteki aracı direkt geçiş yapabilirsiniz. Ya da ismine tıklayarak da dersinize geçiş yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tıkladığımızda ve üst tarafta gri rengi ilgili derste koyu renk şekilde gördüğümüzde artık tamamen ilgili dersimize ait araçları ve orta tarafta onunla ilgili bilgilendirme kısımlarını görüyoruz. Dersinize girdiğinizde sol tarafta yer alan araçlar sadece bu dersin araçları. Genel bakış kısmında eğitmenleriniz tarafından yapılmış duyurular varsa ya da bilgilendirmeler varsa hoş geldiniz kısmında bunu göreceksinizdir. Yine sadece bu derse ait duyuru, takvim, mesaj ve sohbet mesajlarını ana sayfada görebilirsiniz. Buradan da ilgili araçlara tıklayarak ilgili linki yönlenebilirsiniz. Sol taraftaki menüleri aslında genel olarak gruplamak gelirse ders hakkında bilgilendirme amacıyla kullanılan araçlarımız var. Dersteki iletişim araçlarımız var. Derste canlı etkinliklere, canlı derslere katıldığımız aracımız var. Ve derslerimizle ilgili kaynaklarımızın, dokümanlarımızın paylaşıldığı araçlar var diye genel olarak bir gruplama yapabiliriz. Gelin bunların ayrıntısına bakalım şimdi. Ders izlencisi ve ders bilgi paketi diye iki belki ders aracı görebilirsiniz. Bunlar sizin ders hakkında dönem başında ön bilgilendirme almanızı sağlayan bilgiler. Hocalarımız burada kendileri tek tek dersiniz hakkında sizinle paylaşmak istedikleri önemli bilgileri koyabilirler. Ya da ders bilgi paketinden şöyle göstereyim. Ders bilgi paketinde yer alan dersinizle ilgili bilgileri buraya direkt de çekebilirler. Bu şekilde de bir paylaşım yapmış olabilirler. Hocalarımızın kendi tercihleri. İkisi de olabilir ya da herhangi biri de olabilir. Yine ders içerikleri ve kaynaklar aracımız aslında size hocalarımız tarafından dersle ilgili materyallerin paylaşıldığı sayfalar. Şöyle bakalım. Ders içeriklerinde bir görsel düzen içerisinde hocalarımız paylaşabilir. Mesela bir hafta anlattığı konuyla ilgili veyahut da ders dönem içerisinde anlattığı herhangi bir konuyla ilgili bir bu arada başlık hazırlayıp onun içerisinde video, metin, link, makale, bir PDF dosyası sizinle paylaşabilir ve derslerden önce veyahut derslerden sonra bunları takip etmenizi isteyebilirler. Hatta gerekirse mesela birinci hafta sonunda bir ödev vermişti hocamız. Burada ödev linkini koyarak da direkt ödevler aracına geçmenizi sağlayabilir. Burası hocalarımızın düzenlemesiyle değişebilecek bir yerdir. Her hocamız farklı bir şekilde düzenleyebilir. Kaynaklar aracımız ise yine bu dersle ilgili paylaşılan tüm materyallerin sizlerle paylaşıldığı kısım aslında. Burada da başlıkları ve içerisine girerek ilgili dokümanlara erişim sağlayabilirsiniz. Takvim aracı bu sadece diğer takvim aracından farklı olarak sadece bu derste yapılmış etkinlikleri, duyuruları bir takvim boyutunda size gösterilir. Burada da hocalarımızın sizlerle paylaşmış olduğu etkinlikleri görebilirsiniz. Kendi kişisel takviminiz için ana sayfaya gitmeniz gerekiyor. Duyurular, mesajlar ve sohbet araçlarımız da aslında iletişim araçları, bir de forum aracımız var. İletişim amaçları olarak kullanılmaktadır.
Duyurularda işte dersin, canlı dersin ne zaman olacağı, işte ödevin ne zaman son teslim, sınavınız varsa eğer hocalarımız burada küçük sınavlar sizlere yapabilirler. Bunları nereden ulaşabileceğinizi, ne zaman başlayıp bitebileceğine dair bilgilendirmelerin burada yapabilirler. İşte bu hafta dersiniz iptal oldu arkadaşlar. Haftaya şu gün yapacağız gibi bir duyuru bile yapabilir. Ya da ödev teslimleriniz, proje teslimleriniz şu tarihte olacaktır gibi duyurular yapabilirler hocalarımız. Lütfen bu duyuruları takip edin. Yeri gelmişken de söyleyeyim. Eğer bir bildiriminiz geldiyse dersle ilgili de şu sağ üst köşede aslında uyarılar kısmında bunlar size karşınıza gelecektir. Bunları da buradan takip edebilirsiniz. Eğer hani bu hocalarımız bu duyuruları, bildirimleri yaparken sizin kişisel e-postalarınıza da bir bilgilendirme gitmesini isteyebilirler. Bu tercih meselesi tabii ki de. Eğer böyle bir bilgilendirme de yaptıysa hocalarımız e-posta adreslerinizi de kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Hatta Debis üzerinde kayıtlı olan e-posta adresinizin de güncel olarak aktif olarak kullandığınız e-posta adresi olsun. Onu da güncellemek için Debis hesap sistemine girerek kişisel e-posta ekleyerek yapabilirsiniz. Yeri gelmişken de söylemek istedim. Yine forum aracında bir sohbet başlığı açıp bir konu başlığı açıp hocalarımız sizin altında onunla ilgili düşüncelerinizi aktarmanızı isteyebilir, paylaşımlar yapmanızı isteyebilir. Forum aracını da zaten hocalarımız size kullanıp kullanmadıkları konusunda bilgilendirmeler yapar. Yine sohbette anlık bir yazışma aracıdır. Devamlı burada bir tabii ki de dersin kurallarına uygun bir şekilde hem öğretmenler hem hocalarımız yani ve öğrencilerimiz birlikte burada karşılıklı sohbet yapabilirler. Hocalarımız önemli konularını buradan da duyurabilirler. Bir diğer iletişim aracımız da ders içerisinde mesajlar. Bir e-posta servisi gibi burada da hocalarımız sizlere toplu olarak, bireysel olarak veya sizler aynı şekilde karşılıklı mesaj iletimi gerçekleştirebilirsiniz. Burada da mesaj oluşturmak istediğiniz zaman kimlerin almak istediğini tanımlayarak burada mesajlarınızı iletebilirsiniz. Gerekirse bu mesajın kopyasını alıcıların e-posta adresini de ilet diyerek de işaretlediğinizde kişisel e-posta adreslerine ama tabi Debis'te kayıtlı olan kişisel e-posta adreslerine bu mesajlar iletilecektir. Aslında genel olarak araçlarımız bunlar. Bir de sizlere daha doğrusu kısaca anlatmak istediğim araçlar bunlardı. Özellikle uzaktan eğitimle yürütülen derslerde aktif olarak kullanılan canlı ders aracımız var. Biraz da buna değinmek istiyorum. Arkasından da dersle ilgili değerlendirme araçları olan kısa sınav ve ödevler araçlarına değineceğim. Canlı ders aracına tıkladığınızda karşınızda eğer ilerlemiş bir dönemdeysek bu şekilde birinci hafta veya tarih veya da konu başlıklarıyla toplantı isimleri listelenmiş olacaktır. Zamanı geçen toplantılarda sonlandı diye yazar. Şu an bulunduğunuz ya da sisteme girdiğiniz zamanda aktif olan bir toplantı, bir canlı ders varsa mutlaka mavi renkte ve üstüne geldiğinde tıklayıp girebileceğiniz bir halde olur. Ben sisteme girdim. Bütün başlıklar şu şekilde gri şekilde gözüküyorsa demek ki o an herhangi bir aktif toplantı yoktur. Ama zamanı geldi hala öyle diyorsanız ve mutlaka olduğunu da biliyorsanız tavsiyemiz sayfanızı yenilemeniz. Sayfanızı yenilediğinizde aktif olan bir ders varsa şayet o da gözükür hale gelecektir ve rengi de maviye dönüşecektir. Bir toplantıya girmeden önce diğerlerinden de bahsedersek, mesela henüz gerçekleşmemiş ama hocalarımız burada sizle paylaşmış olan bir toplantı başlığı varsa da burada başlamadı diye gözükür. Eğer tamamlanmış bir toplantımız varsa da bununla ilgili kayıtları kayıtlar sekmesine tıkladığımızda burada listelenmiş bir şekilde görürsünüz. Sizlere tavsiyemiz her zaman bu toplantı başlıklarının yanındaki kayıtlar sekmesine tıklayarak derslerinize giriş yapmanız. Şu anda herhangi bir yayınlanmış kayıt olmadığı için sizlerle ekranda bir şey göremiyoruz, gösteremiyorum. Ama mesela 3. haftanın içine gireceğim. Bu ders bitecek. Arkasından bir kayıt düşecek. Ve siz de kaydı izleyebileceksiniz daha sonrasında. Tabii ki hocalarımız normal şartlarda bu kayıtların izlenmesine izin verirlerse, verdikleri takdirde. Bazen ders biter bitmez bu kayıtta düşmemektedir. Yarım gün, bir gün işte sistemin yoğunluğuna bağlı olarak gecikebilmektedir.
2-3 gün beklediğinizde hala dersin kaydını sistemde görmüyorsanız lütfen eğitmeninizle veyahut da DÜZEM'le iletişe geçebilirsiniz. Bu konuda nasıl bir yol izlenebileceği konusunda sizlere yardımcı olabiliriz. Şimdi gelin hep beraber bir canlı dersimize giriş yapalım. Dediğim gibi aktif olan dersimiz mavi renkte ve üstüne geldiğinizde tıklanabilir bir vaziyettedir. Tıkladığımızda karşınıza açılan pencerede toplantıya katıl linki vardır. Bazen toplantıya katılırsınız, bir herhangi bir nedenden dolayı toplantıdan çıkmış olabilirsiniz veyahut da toplantıdan bir şekilde bağlantınızdan kaynaklı düşmüş de olabilirsiniz. Tekrardan toplantıya katılmak istediğinizde yine aynı adımlarla ilerliyorsunuz. Fakat şurada sanki sistemde hala devam ediyormuş gibi bir yazıyla karşılaşabilirsiniz. Ama merak etmeyin, yaklaşık 30 saniye veya 1 dakika içerisinde bu buton tekrardan toplantıya katıl haline dönüşüyor. Bunu da hızlandırmak için sayfanızı ara ara yenileyebilirsiniz. Şuradaki yenileme tuşuna da basabilirsiniz. Belli bir süre sonra en az 30 saniye 1 dakika arasındaki bir sürede de tekrardan burada toplantıya katıl butonu aktif hale gelecektir. Biz şimdi şu anda aktif olduğu için toplantıya katıl diyorum. Şimdi benim kullandığım şu anki bilgisayarda bir kamera olmadığı için kameramı, görüntümü paylaşamayacağım ama mikrofonda bağlanabilirim. Derslerinizde eğer sadece dinleyici olarak katılacaksınız, sadece dinleyici olarak katıl butonuna tıklayın. Ama derslerinizde belki hocalarınız sizlere de söz hakkı vermek istiyordur. O zaman mikrofonla bağlanın. Size bundan sonra bir ses testi isteyecektir. Bu ses testinizi yaptığınız takdirde de mikrofonla bağlanabileceksinizdir. Şu anda benim bulunduğum ekranda bir mikrofon olmadığı için işte onu gösteremiyorum ama ses testinden sonra da bağlanabileceksiniz rahatlıkla. Eğer sadece dinleyici dediğiniz zaman problem yaşıyorsanız size tavsiyemiz mikrofonla gene bağlanın ama girdiğinizde mikrofonla bağlanmayı kapatabilirsiniz. Mesela sadece dinleyici olarak girdiğinizde gördüğünüz gibi şurada kulaklık şekli gözüküyor ama mikrofonla girdiğinizde burada mikrofon işareti gözükecektir. Ve dilerseniz de ders sırasında mikrofonun üstüne tıklayarak sesinizi açıp kapatabilirsiniz. Burada genel yetki eğitmende de olabilir. Eğitmen toplu olarak da sesli katılımınızı istemediği takdirde toplu olarak mikrofonları da kapatabilir. Sesli bağlanma yönteminizi değiştirmek istediğiniz zaman şu aşağıda yer alan kulaklığa tıklayarak bağlantınızı da kapatabilirsiniz. Tekrardan bastığınızda ve mesela mikrofonla bağlanmak isterseniz mikrofonla, sadece dinleyici olarak bağlanmak isterseniz de sadece dinleyici olarak bağlanırsınız. Ve mikrofonla bağlanmak istediğiniz zaman sizden izin isteyebilir bir pop-up şeklinde, onu mutlaka onaylayın. Her derse girdiğinizde bunu sizden isteyebilir çünkü her dersiniz farklı sunucularda gerçekleşiyor olabilir. Bu bir hata değil. İzin vere mutlaka her girişinizde basın. Size bunu tavsiye ediyoruz mikrofonla bağlanmanız gerektiği takdirde. Dersin süresi eğer ders kayıt altı ki dersleriniz çoğunlukla kayıt altına alınmaktadır. Eğer müfredatta olan bir ders programında yer alan ders saatinde ders yapılıyorsanız, ek ders yapıyorsanız veya ek bir bilgilendirme yapıyorsanız hocalarımız kayıt altına almıyor olabilir ama normalde uzaktan eğitimle yürütülen bir ders mutlaka kayıt altına alınıyor genelde diyebiliriz. Kayıt süresini de burada ekranda görebiliyorsunuz. Bağlantınızda herhangi bir problem yaşayıp yaşamadığınızı da şuradaki sağ üst köşedeki yeşil yuvarlığa tıkladığınızda buradaki bağlantı bildirinizi görebiliyorsunuz. Zaten bağlantınızda sıkıntı varsa burası kırmızı renge dönüşüyor. İşte o saatten sonra sesin size aktarılmasında, sizin karşı tarafa ses aktarmanızda problem yaşayabilirsiniz. Yine eğer kameranızla bağlanmanız gerekiyorsa burada hocalarımız size kameranızı da açabilirsiniz dediğinizde kameranın sembolü karşınıza çıkıyor ve buradan bağlanarak da kamerayla bağlantı gerçekleştirebiliyorsunuz. Üstüne bağladığınızda, pardon kamera şurada, web kamerasını açarak buradan paylaşımı da başlat diyerek bağlanabiliyorsunuz. Mesela hocalarımız eğer kendileri kameralarını açarlarsa zaten üst sekmede kameralarını veya diğer arkadaşlarınız kameralarını açarlarsa üst sekmede görüyorsunuz. Sadece kameralı görüntünün gözükmesini isterseniz de şuradaki sunumu kapat diyerek kapatabilirsiniz. Tekrardan aç diyerek de açabilirsiniz. Hocalarınız derslerde sizlere söz hakkı vermek isteyebilir. Buyurun arkadaşlar, kim söz hakkı almak
diye bir sorabilir. Ya da siz söz hakkı almak istiyor olabilirsiniz. Bunun için size tavsiyemiz sağ alt köşede yer alan el kaldır butonuna basınız. El kaldıra bastığınız zaman sol taraftaki listede zaten adınızın yanında el kaldırma butonu gözükmektedir. Hocamız da dilerse bunu tıklayarak size buyurun söz sizde diye size söz hakkı verebilir. El kaldırmaktan vazgeçtiyseniz de üstüne tekrardan basarak elinizi indirebilirsiniz. Hocalarımız size sunum yükleme hakkı verebilirler. Belki dersinizin içeriği gereği ders içerisinde sunum yapmanız gerekebilir. Bunun için de şuradaki kısımda size bir sunum yükleme menüsü gözükecektir. Sunum yüklemek isterseniz de oradan yükleyebilirsiniz. Dosya boyutlarınıza dikkat edin. 30 MB'dan büyük sunumlarınızı yüklememenizi tavsiye ederiz. Hatta dilerseniz PDF formatında da yüklerseniz daha hızlı bir şekilde sisteme aktarılacaktır. Yine burada sohbet kısmında hem sizler hem hocalarımız ders sırasında yazışabilirsiniz. Buradan gerçekleştirebilirsiniz. Veyahut o sırada sohbette ya da derste başka kişiler de varsa kendi aranızda da bir yazışma ya da hocalarımız size direkt sohbet odasında gözükmeyecek bir şekilde yazışma da yapabilirler. Yine eğer dilerlerse hocalarımız notlar kısmından sizlerle notlar paylaşabilirler. Bu hocalarımızın takdirine bağlı. Şu sol taraftaki listenin ve sohbet kısmının ana sayfanızda gözükmesini istemiyorsanız, yer kaplıyor olduğunu düşünüyorsanız da şu şekilde simgeye basarak da sol taraftaki araçların hepsini kaldırabilirsiniz. Tekrardan görmek istediğiniz zaman buna tıklayarak da tekrardan sohbet ve listeyi görebilirsiniz. Bunun dışında eğer dediğim gibi hocalarımız sunum yapıyorlarsa bu ekranda gördüğünüz kısımda sunum sizde görünmüş olacaktır. Zaman zaman hocalarımız burada size küçük anketler de düzenleyebilir. Anket zaten yayınladığı zaman sizin de tıklayıp katılabileceğiniz minik anketler olacaktır. Bunları buradan görebilirsiniz. Veya hocalarımız videolar paylaşabilirler. Bunları da buradan izleyebilirsiniz. Sohbet kısmında anlatacaklarım, daha doğrusu canlı ders kısmında anlatacaklarım bu kadar. Toplantıdan ayrılmak isterseniz de sağ üst köşedeki dikey 3 noktaya tıkladığınızda toplantıdan ayrı butonuna tıkladığınızda toplantıdan çıkış yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ders saat süresi devam ediyor veya toplantı halen devam ediyorsa tekrardan giriş yapmak istediğinizde aynı şekilde canlı ders ve toplantıya katılış şeklinde ilerliyorsunuz. Ama dediğim gibi çıkış yapıp tekrar girdiğinizde en az bir 30 saniye bekleyin ve sayfanızı yenileyin. Bir süre sonra hızlı bir şekilde toplantıya girebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi çeşitli ayarlama kısımları var. Tam ekran yapabilirsiniz. İşte bildirimlerin sesli mi alıp almak istemiyor musunuz? Bunların ayarlamını buradan yapabilirsiniz. Çeşitli klavye kısa yolları var. Menü içerisinde gezinirken bir şeyleri kısa yolla çözmek istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Ve dediğim gibi toplantıdan ayrı butonuna tıklayarak da çıkış yapabilirsiniz. Bazen hocalarımız toplantıları oluştururken sizlere bir öğrenci değil de moderatör yetkisiyle de atamış olabilir. Çünkü aktif olarak sizin sunum yapmanızı isteyebilirler. O zaman burada bir de toplantıyı sonlandır diye bir buton aktif hale gelebilir ama bizim size tavsiyemiz her zaman toplantıdan ayrıl butonuyla çıkış yapmanız. Çünkü bu şekilde siz sadece toplantıdan çıkarsınız. Toplantı ya da canlı ders bir şekilde devam eder. Dediğim gibi toplantıdan ayrıldınız veya da dersiniz bitti. Toplantıdan ayrıl butonuna bastığınızda çıkış yapıyorsunuz ve ana ekrana yeni geri yönlendireceksiniz kısmında tamam dediğinizde de gördüğünüz gibi dersimizin bulunduğu öğrenme yönetim sistemimiz online devreye geri dönüş yapmış oluyoruz. Şöyle geldiğimizde de tekrardan canlı ders aracına girdiğimizde bakın burada şu anda mesela ben toplantıdan ayrıldım. Toplantının süresi bitmediği için mavi renkte gözüküyor. Ama bitseydi sonlandı diye gözükecekti. Ve bu derse ait kaydı izlemek istiyorsam da dediğim gibi bu yarım günde, 2 günde sürebilir. Belli bir süre sonra dersinizin kaydı buraya düşecektir. Kayıtlar kısmına tıkladığınızda dersinizi buradan görebilirsiniz. Bu şekilde canlı derse katılımı da anlattık sizlere. Diğer bir son iki aracımız da aslında kısa sınav ve ödevler aracımız. Hocalarımız sizden çeşitli değerlendirmeler, işte ödev teslimleri, küçük sınavlar yapabilirler. Bunun için de mesela ödevler aracına girdiğinizde sizlerin
atanmış olan ödevleri görebilirsiniz. Burada başlangıç ve bitiş tarihleri vardır. Bu başlangıç ve bitiş tarihleri içerisinde bu ödevinize girebilirsiniz. Burada ödev durumu başlamadı diye gözüküyor ama aslında bu başlamadıdan kasıt sizin henüz o ödeve başlamamış olmanız. Ödevin aslında eğer başlangıç bitiş tarihi içerisindeki bir zamanda sisteme girdiyseniz ödevin başladığını bileceksiniz ama siz henüz bir teslimat sürecine girmediğiniz için bunu burada başlamadı olarak görüyorsunuz. Mesela şu üstteki derslere tıkladığımda hatta şöyle bitiş tarihine göre sıralarsam daha rahat göreceğim. Şurada gördüğünüz üstteki ödevlerin hepsinin süresi geçmiş olduğu için içine girsem bile aslında bu ödevlere ilerleyemiyorum gördüğünüz gibi. Ya da başka bir tane tıklayayım. Şu anda Onur sözü istiyor. Onur sözünü bile o zamanında işaretlemediğim için ilerleyemiyorum ödevlerimde. Bakalım. Süresi geçen, ilerlemiş olduğumuz herhangi bir ödev var mı? Bir de buna tıklayalım. Bakın, süresi tamamlanmış olduğu için burada herhangi bir ilerleme yapamıyorum. Dolayısıyla ödevimi göremiyorum. Ama şu anda aktif olduğunu bildiğim bir ödevim var. Bakın 27 Ekim tarihinde teslim olan bir ödev var. Buna tıkladığımda ise ödevime giriş yapabiliyorum. Demin gördüğünüz gibi birkaç ödevde onur sözü istedi. Hocalarımız bu şekilde ödevlerini paylaşabilirler. Başlatabilirler daha doğrusu. Bu da hani sizin o ödevi hazırlarken hiç herhangi bir kopya çekmediğinizi, tamamen özgün bir çalışma yaptığınızı aslında onaylayan bir söz istiyor hocalarımız sizden. Bunu işaretleyerek ödevinizin geri kalan işlemlerine devam edebiliyorsunuz. Mesela bu ödevde hocamız açıklamasını bu şekilde yazmış. Ödevle ilgili kaynaklarını burada paylaşmış ve size de burada ödevle ilgili bir metin açıklaması girmenizi şöyle deneme diyeyim. Ve gerekirse de bir dosya yüklemenizi isteyebilir. Burada metni buraya girersiniz. Dosya seç kısmından da bilgisayarınızdan o dosyayı seçip buraya yükleyebilirsiniz. Burada da ek olarak o dosya gözükecektir zaten. Hemen şöyle bir dosya yükleyelim. Bakın burada da ek olarak gelecektir. Bazen problem yaşayabilirsiniz. Birden fazla tekrardan yüklemeyi deneyin. Eğer yanlış bir dosya yüklersiniz de kaldır butonuna basarak da bu teslimi buradan kaldırabilirsiniz. Taslağı kaydet dediğiniz takdirde bakın burada taslak işlem devam ediyor şeklinde ödeminizin aşamasını görüyorsunuz. Çünkü bu sizin de bu taslağı yüklediğinizi ama henüz daha teslim işlemlerinizi tamamlamadığınızı gösteriyor. Tekrardan ödeve girdiğinizde tamam artık ben karar verdim ödevimi yükledim demek istiyorsanız da burada proceed veyahut da gönder, işte ilet gibi, gönder gibi butonlar görebilirsiniz. Buna tıkladığınızda da artık ödevinizi teslim etmeye yaklaşıyorsunuz. Burada son bir kez düzenleme yapmak isterseniz düzenleye basıyorsunuz. Yok ben eminim yaptığım ödevden diyorsanız teslim et dediğinizde de artık üst tarafta ödeviniz teslim edildi kısmına geçiyor. Şayet artık bunu teslim ettiniz. Eğer hocanız tek bir teslim hakkı verdiyse bir daha teslim etme şansınız yok. Ama birden fazla teslim etme şansınız olursa ödevlerde ki hocanız bunu sizinle paylaşır veya buradaki açıklamalarda görürsünüz. O zaman burada tekrardan metni veya yüklediğiniz dosyaya müdahale etme şansınız olur ve yükleme yaparsınız. Eğer hocalarınız ödevinizi değerlendirmiş ve bir şekilde size geri döndürdüyse, yorum yapıp geri göndermiş olabilir, ekleme yapmanızı isteyip geri göndermiş olabilir. O zaman da burayı aktif olarak görürsünüz, yükleme kısımlarını ve yaptığınız değişikliklere göre de tekrardan ödevinizi teslim edebilirsiniz. Ama dediğim gibi az önce de bahsettim, eğer burada başlamadı gözüküyorsa bu sizin henüz ödeve başlamadığınız anlama geliyor. Eğer başlangıç ve bitiş tarihleri içerisindeyseniz, ödevinizi tıkladığınızda aktif olacaktır ama süresi bitiş tarihini geçtiyseniz ödeve tıklasanız bile ödeve herhangi bir teslimat yapamazsınız. Bakın gördüğünüz gibi demin bir tane yükleme yapmıştım ödevde teslim edildi diye gözüküyor. Burada da tarihi bu şekilde gözüküyor. Eğer hocalarınız teslim ettiğiniz dosyaları göremiyorsa da hocalarınıza bu şekilde iletebiliyorsunuz. Hocam ben teslim etmiştim diye. Zaten eğer teknik bir problem varsa siz veya hocalarımız bizlerle iletişime geçerek bu konuyu nasıl çözebileceğimiz konusunda çalışacağızdır. Yine ödevler dışında hocalarımız küçük testler sizinle yapabilirler ya da anketler yapabilirler. Bunlar da kısa sınav ve test aracında size gözükecektir. Buraya girdiğinizde aktif olan bir sınavınız veya testiniz varsa şu üst kısımdaki kısımda gözükür.
sınava tıkladığınızda hocalarınız burada bir açıklama metnisinde paylaşabilir, işte dürüstlük sözü isteyebilir ve daha sonra da sınava başla dediğiniz zaman o sınavınıza başlamış olursunuz. Buradaki sınavların farklı gösterim tipleri var, farklı soru tipleri var. Çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, dosya yüklemeli, ekrandaki resimdeki yerleri işaretlediğiniz gibi farklı soru tipleri olabilir. Bunlarla karşılaşabilirsiniz. Ama veyahut da sınavlarınızda ilerleyebilirsiniz, geri ilerleyemezsiniz gibi sınav özellikleri çıkacaktır. Zaten bununla ilgili hocamız bilgilendirmeleri size yapacaktır. Küçük testler şeklinde uygulamalar yapmak isterse ya da anketler yapmak isterlerse hocalarımız bu aracı kullanabiliyor. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta, işaretlediğiniz soruyu sonrakiye basın. İlerlediğiniz takdirde sorunuzun cevabı kaydedilecektir. Eğer bütün sorularınız aynı sayfada gözüküyorsa o zaman size tavsiyemiz kayıp olmaması açısından ara ara kaydetmeniz. Ama bu şekilde her bir sayfada tek bir soru olan bir testle karşılaştığınızda sonraki diye işaretlediğiniz şıkların kaydedilmesini sağlayacaktır. Dediğim gibi bazı sorularda testlerde ileri geri hareket edebilirsiniz. Mesela bu ekrandaki öyle, ama bazılarında geriye dönüş yapamazsınız. Buna mutlaka dikkat edin. Geriye dönüş varsa tekrardan geriye döndüğünüz soruyu işaretlemesini yaparak sonraki diyerek ilerleyebilirsiniz. Ya da şöyle ileri geri hareketi olan izin veren sınav testlerde zaten bütün soruları görebileceğiniz bir sayfada olur. Mesela şöyle ben hızlıca ilerleyeyim. Son soruya geldim. Artık bunu da kaydettim. Bakın burada artık sonraki yok çünkü artık son sorudayım. Ve sınavımı teslim etmek istiyorum. Notlandırmak üzere gönder dediğim zaman da birden fazla buna basıyorum. Son defa hala emin misin diye soruyor. Aslında bu aşamada devam sınavımı teslim ettim. Ama son kez bir devam et butonuna basarak sınavımın teslim işlemlerini tamamlamış oluyorum. Ve gördüğünüz gibi burada da sınavımın teslim edildiğini gösteren bilgiler çıkıyor. Burada istatistikler, geri bildirimler tamamen hocamızın sınav test ayarlarına bağlı olarak değişebilir. Hocamız size sonuçları direkt paylaşabilir, yayınlamayabilir. Direkt de bizde de görebilirsiniz eğer değerlendirmeye resmi olarak alınan bir sınavsa tabii ki de. İstatistikler aracında da işte kim ne kadar cevaplamış gibi şeyler sonuçları buradan istatistikleri görebilirsiniz. Ama dediğim gibi bu her hocamız her testinde bunu paylaşmak zorunda değil. İsterlerse paylaşırlar, zaten size de bu konu hakkında bilgilendirme verirler. Eğer burada aktif bir test göremiyorsanız da zamanı geldi, başlangıç süresi de geldiğini biliyorsunuz. Sayfanızı yenilemenizi tavsiye ederiz. Sayfanızı yenilediğiniz takdirde burada ilgili testleri görebileceksiniz. Genel olarak online duyu hakkında anlatacaklarımız bu kadar. Bütün araçları anlatmaya çalıştık. Anlatmadıklarımız dışında ekstra araçlarımız da olabilir. Hocalarımız burada sizinle paylaşabilir. Onlarla da zaten ilgili bilgilendirmeler hocalarımız tarafından yapılacaktır. Sağ üst köşedeki resminizi gördüğünüz, profille eklediğimiz resmi gördüğünüz yere tıkladığınızda bakın burada bilgilerinizi de görüyorsunuz. Çıkışa bastığınız takdirde de sayfamızdan, kendi kişisel alanınızdan çıkmış oluyorsunuz ve ana sayfaya geri dönüş yapmış oluyorsunuz. Size tavsiyemiz dersleriniz bittiğinde veya online'da kullanımınız bittiğinde mutlaka çıkışa basarak buradan ayrılmanız. Size anlatacaklarım bu video kapsamında bu kadar. Şöyle, eğer teknik olarak uzaktan eğitim derslerinizde yaşadığınız problemleri bizlere iletmek isterseniz, sorun çözme konusunda bizden destek almak isterseniz de ekranda sizlerle iletişim adreslerimizi, bilgilerimizi paylaştım. Mesai saatleri içerisinde telefonla, mesai saatleri dışında da mail adreslerinizle bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hatta mail adresiyle direkt iletişime geçebilirsiniz. Sizlere daha hızlı çözümler de üretebiliriz. Bu katıldığınız için, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi sizlere online diyanın kullanımıyla ilgili anlattığımız birçok destek videosuna da Devzen web sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir de sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip ederek güncel bilgilendirmeleri alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, güzel bir dönem geçirmenizi dilerim.